sabah sevgili Restoran TV izleyicileri. Evet, bir zirvedeki restoran programından daha her neredeyseniz oraya konuk olurken yanımızda da yine konuğunuz ve konuğumuz Şef Sayın Fatih Turan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle şefimizi tanımak istiyoruz. Tabii ki, hay hay. 1983 Erzurum İspir doğumluyum. İsmim Fatih Turan. İstanbul'da Etiler'de Gürkan Şef'te mutfak şef olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Osmanlı mutfağının ve Erzurum İspir fasulyesini, kuru fasulyesini yapacağız. Onu evet, aşama aşama göstereceğiz. Evet, yani milli yiyeceğimiz bizim. Milli yiyeceğimiz ve de organik yerinden gelen bir fasulye. Asıl İspir. Yeri İspir. Evet, asıl yeri. Şöyle yapalım mı? Öncelikle İspir fasulyesini bir tanıtalım. Tabii ki. İzleyicilerimize. Ondan sonrasında aşamalarla birlikte şovumuz başlasın. Tabii. Buyurun. Coğrafya olarak her yerde yetişmeyen bir fasulyedir. Yuvarlaktır ve küçüktür. Suya koyulduğu zaman aynı ebatta iki katına kadar büyüyebilen bir fasulyedir ve kabuk atmaz. Ve akşamdan sabaha kadar da suya koymanıza gerek yok. Yani 200 saatlik bir suda yeterlidir. Örneğin acil bir misafiriniz var, evde bir şey yemeğiniz yok. Ama fasulyeyi kaynatarak bile bir saat içinde hazırlayabilirsiniz. Öyle bir özelliği vardır fasulyenin. Evet, İspir fasulyesinin kendine ait böyle bir özelliği var. Ve gerçekten de sevilen bir fasulye türü. Aynen öyle. Yani şu anda Türkiye ve dünyaya kadar da bir ulaşan bir tanıtımı olmaya başladı ki bu da bizi gururlandırmaya başladı. Çünkü kendi ürünümüzü tanıtamamaktan şikayetçiydik. Doğru, çok doğru. Şimdi artık dediğiniz gibi tüm dünyada özel ambalajlarıyla birlikte İspir fasulyesini görebileceğimiz birçok nokta oluştu. Bu da sevindirici, gurur verici değil mi? Evet Sema Hanım. Evet. Peki, nasıl yapacağız, nasıl başlayacağız? Öncelikle fasulyemizi ben suya koydum. Suda biraz bekleteceğiz. Hı hı. Yani bir 4-5 saat yeterli. Yani akşamdan sabaha kadar şeyi kullanmıyorum. 3-4-5 evet, saat yeterli olacak. Fasulyemizi kaynatacağız. Ve o kaynamış suyunu alacağız. Asitini atmamız lazım. Hı hı. O suyu kullanmayacağız. Evet. Sonra bir ben yarım kilo fasulyeye, yarım kilo kuşbaşı et kullanacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, tuzum var, organik tereyağım var, az bir şey ayçiçek yağı, sıvı yağ bulacağım. En sonunda da çili biber atacağım. Aşama aşama da bunu hem yaparak hem de göstereceğim sizlere. Evet. Peki efendim, öyleyse başlayalım. Tabii ki. Milli yiyeceğimizin nasıl yapılacağına dair tüm bilgileri aktaralım. Şefim, size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Malumunuz hız çağındayız ve maalesef hız çağında olduğumuz için de tabii ki hemen hemen hepimiz de çalıştığımız için, hı hı, yemek yaparken vaktimiz biraz böyle kısalsın istiyoruz. Hı hı. Ve işte bu noktada düdüklü tencereler devreye, hı hı, giriyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düdüklü tencerede pişen yemeğin lezzeti aynı olur mu? Aynı olmuyor. Kesinlikle aynı olmuyor. Çünkü bir ürünün pişme süresini siz kısaltıyorsunuz. Yani zamanını kısalttığınız için ürün orijinal tadını tutmuyor. Benim yani daha önce de denediğim ve bir örnek vereyim, bir düdüklü tencere ile bir güveçte pişen kuru fasulye aynı lezzette olmuyor. Olmuyor. Aynen öyle. İşte benim de aslında sormak istediğim tam da buydu. Genelde bakliyat türünü hep düdüklü tencere pişirmeyi tercih ediyoruz ama, hı hı, tabii ki lezzetinden de böylece ödün vermiş oluyoruz. Evet, şimdi yarım kilo kuşbaşı etimi ben haşlayacağım. Hı hı. Sonra süzeceğim. Neden haşlıyorum? Çünkü haşlamadan yaparsamsa bozar. Rengini, kuru fasulyenin rengini bozarız. Hı. Önce o bir rengini almamız lazım. İlk suyunu etinle evet, dökeceğiz etin yani. Boşaltacağız. Evet. Ve oldukça bol malzemeyle yapıyorsunuz.
Anladığım kadarıyla birebir ölçü kullanıyorsunuz. Yarım kilo İspir fasulyesi dediniz. Yarım kilo da et kullanacağım dediniz. Aynen, yarım Peki etimizin herhangi bir özelliği olması gerekiyor mu? Kuzu mu, dana mı? Ya da işte danaysa neresinden, kuzuysa neresinden kullanmanız gerekiyor? Çok güzel bir soru. Evet, %100 dana eti kullanacağız. Az yağlı, çok değil. Evet. Ben genelde döşten kullanmayı yanayım. Çünkü tıraş veya sokum bunlar sert oluyor. Yani şu anda kullandığım et çok yumuşak bir et, dinlenmiş bir et getirdim. Buraya 25 günlük bir et bu, dinlenmiş bir etimiz. Zaten kendim de etçiyim. Daha önce Günaydın'da da 4 yıl çalıştım. Şu anda da Gürkan Şef Etiler'de mutfak şef olarak çalışıyorum. Evet. Sonra soğanımız var. Ben ocağa etimizi koydum. Çok küçük fare dişi tabir ediliyor atçılıkta. Öyle yapmıyoruz. Biraz daha büyük, küp olması lazım. Yani biraz soğan ağza da gelmeyecek, yemekte kayıp olmayacak. Yani soğan zaten olmazsa da olmazımız yemeklerimizin. Evet, gerçekten de öyle. Birçok yemeğimize lezzeti veren soğan. Yani soğansız yemek olmaz, doğru. Kesinlikle. Şu anda yaptığım fasulyenin yani normalde Rize Tayeli fasulyesi olarak geçer tarifi. Evet. Zaten biz İspir şeye yakındık. Çok yakın. Rize'ye hemen Bayburt, Erzurum ve Rize'nin ortasında bir yerdeyiz. Ve Rize'de de birçok noktada meşhur kuru fasulyeciler vardır. Evet. Ve çoğu da bunu kullanırken dile getirmekten, hatta tüm her yere pankartlarını asarken, efendim reklamlarını yaparken İspir kuru fasulyesi yazmaktan da hiç çekinmezler. Şöyle bir şey, fasulyenin özelliği, şimdi bu küçük bir fasulye ama bu suya koydum. Şöyle çok büyük taneler olmaya başladı. Neredeyse 1'e 2 evet, oranında. 1'e 2 oldu. Evet. Çok özel, kabuk atmıyor bu fasulyemiz. Yani kabuk atmaz, çok doğaldır. Yani ben şu anda etli yapıyorum, bir de essizi var. Essiz de yapabilirsiniz. O da lezzetli olabilir ama ben şu anda etli yapıyorum. Etli yapıyorsunuz. Çünkü Anadolu insanı eti de seven bir insan, fasulyeyi de seven bir insan. İkisini bir arada çok olmasını doğru istiyorum. Aslında kuru fasulyemizi birçok şeyle yapabiliriz. Dediğiniz gibi etsiz, efendim içerisine ne bileyim biraz farklı sebzeler konularak, charleston biber gibi, domates gibi, böyle de yapılabilir. Tavuk etiyle de yapılabilir, tabii, pastırmayla da yapılabilir, sucuklu da yapılabilir. Yapılır da yapılır değil Aynen mi? Aynen öyle ama yani aslı bu ben. Benim aslı bu. Aslı. Çok bozmadan bir şeyi, yani çok son zamanlarda çok yemeklerde çok oynama olmaya başladı. Ben çok ona karşıyım. Füzyon mutfak. Yani Osmanlı mutfağıyla çok oynamayacaksınız. Değil mi? Yani bunun füzyonu yok diyorsunuz. Yani aynen öyle. Türk mutfağı ve Osmanlı mutfağı bunlara gelemez diyorsunuz. Yok. Yani ben şu anda dünyada insanlar dünya mutfağı diyorlar, dünya mutfağı pizza ve pizza, makarnadan başka bir şey değil ama Osmanlı mutfağını bir ustaya saydıramazsınız. Hiçbir usta çoğunlukla Osmanlı mutfağını sayamaz. Osmanlı mutfağını bir usta da Osmanlı mutfağını diyen bir usta da tamamen Osmanlı mutfağının tüm ürününü yapamaz. Öyle bir mutfaktayız ama maalesef unutlanıyor. Evet, işte bu var. Bu da bizi gerçekten üzüyor, üzmüyor değil. Ama artık son dönemlerde mutfağımıza ve geleneksel lezzetlerimize sahip çıkmaya başladık. Evet. Bu da çok önemli. Bunu da yine sevgili şeflerimiz yapıyorlar. Hangi işletmede olurlarsa olsunlar yeni bir menü düzenlemesine giderek artık geleneksel lezzetlerimize de yer verilmeye başlandı. Bu da umut verici ve gurur verici. Normalde bizim Erzurum yöresine ait çok mesele yemek var. Ben yani hangisini yapayım diye kaç gündür düşündüm. Anneme sordum, annemden fırça yedim. Dedi ki fasulye benim fasulyem, tereyağı Erzurum'dan gelen bir tereyağımızdır, kendi ineklerimizdir.
Yani başka düşünmen yanlış bana yanlış. Dedi yani. Bana sorman da yanlış dedi telefonda. Programa gittiğinde fasulyeyi yapmasaydın gelme arzuma. İsmiri. Öyle aman yani. Aman yarabbim bu kadar ciddi. Ciddi annem biraz şey diyor yani ürününü sahip sever, çıkar. Sahip çıkar. Evet bu konuda gerçekten gelenekçi olmanın zarar verdiğini düşünmüyorum. Tam tersine sahip çıkmak, gelenekçi olmak hakikaten çok çok iyi. Şimdi Erzurum dediniz ve Erzurum'a ait bizim ülkemizde her bölgenin kendine ait birçok lezzeti var. Farklı farklı tatları var. Erzurum'un İspir fasulyesi tamam. Tamam. Onu kabul ediyoruz. Ama başka neleri var? Kendine has neler var? İşte efendim ne bileyim birden böyle bir kadayıf dolması geldi aklıma. Ca kebabı geldi aklıma. Mesela patates sarması vardı. Patates sarması? Evet, patates sarması. O nasıl bir şey? Çok güzel bir şey ama ben mesela burada imkanım olsaydı, biz aşamalı zamanımızı olsaydı yapardı. Çok güzel bir ürünümüzdür yani ama böyle... Sadece dinlesek şu an sizden reçeteyi alsak nasıl yani. Bir şey? Ne biliyoruz ki belki de birkaç zaman sonra tekrar konuk olacaksınız. O zaman da onu yaparsınız. Bu arada çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Etimizin üzerinde biriken tabii ki, o tortuyu alıyorsunuz. Aynen, aynen. Yani zaten şöyle fasulyeyi yaptığım zaman da salça en sonunda... Köpüğünü almamız lazım. Hı. Neden alacağız? Fasulye parlak olsun diye o köpüğünü, salçayı vurduktan, suyunu verdikten sonra şeyi almamız lazım ki parlak bir görüntü sağlayalım. Evet. Fasulyemizde. Ki baklagiller için de bu gerçekten bakliyat için geçerlidir. Ne haşlarsak haşlayalım mutlaka bir köpüğü olur. Ya ben i̇şte zaten... O köpüğü hep almamız gerekir değil mi? Aynen. Zaten süzeceğim, suyunu da kullanmayacağım ama yine de et süzdüğüm zaman ete yapışmaması için proktünü alıyorum. Evet. Patates sarması diyorduk. Evet, hemen oraya dönelim. Patatesleri biz haşlıyoruz. Kabuk zaten Erzurum patatesi olması lazım. Yani Erzurum'da Hasan Kale gibi bir ilçemiz var. Patatesi çok meşhurdur. Patatesi haşlıyoruz. Sonra bunları bardak veya bir bardakla vuruyoruz. Biz robotta biraz şey oluyor, biraz hafif pötür pötür kalmasını istiyoruz. Sonra bunu tereyağıyla, irahanla, baharatlarla bunu püre yapıyoruz. Sonra beyaz lahana, kesinlikle beyaz lahana. Beyaz o yörenin soğuk, bilhassa da kışın, soğuk sonbaharda o soğuk Erzurum soğuğunu yiyen lahanaları kullanmamız gerekiyor. Sonra bunu sararak fırınlıyoruz. Sonra tereyağıyla birlikte afiyetle sos tüketiyoruz. Üzerine tereyağı evet, sos yapılıyor. Kesinlikle. Beyaz lahanamızı haşlıyoruz. Aynı sarma yapar gibi. Aynen sarma lahana sarması yapar gibi. Haşlıyoruz. Tereyağı gizdirip fırınlıyoruz. Çok güzel bir lezzet oluyor. Biz hafif böyle fırında o kızardığı zaman of of of. Tek o kelime tereyağının yani, kokusunu kelime. Bırakır. Aynen patates öyle. Fırınlandığında çok hoş bir koku bırakır. Lahananın da kendine has bir kokusu vardır. Hepsi birbirine entegre olup da aman yarabbim birden aklıma geldi böyle. Aynen öyle. Oh, çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet gerçekten güzel olur. Ben biraz tereyağını fazla kullanırım yemeklerde. Azıcık yani çok az kullansam nedeni de yanmasın. Sadece çok iki damla kullanıyorum azıcık yani. Başka bir şeyi değil. Tereyağı yanmaması için. Yanmaması için. Evet. Normalde genelde tereyağı kullanırım. Ama bildiğim organik tereyağı kullanıyorum. Evet. Peki şimdi günümüzde tabii ki her şeye çok kolay ulaşabiliyoruz. İşte tereyağı da ulaşabiliyoruz. Ne bileyim salçaya da ulaşabiliyoruz. Hani organik dediğimiz ya da organik tüketmek istediğimiz birçok ürüne tabii ulaşabiliyoruz. Ama tereyağının gerçekten organik olup olmadığını anlama imkanımız yok. Ama en azından şunu anlasak yeter. Gerçek tereyağı mı yoksa katkı maddesi var mı? İşte gerçek tereyağını nasıl anlayabiliriz yemek pişirirken? Ben yemek pişirirken bilmiyorum ama bir anekdot sunacağım size. Ben Erzurum'a her yazın giderim. Aileme yardım etmek için yıllık izin en iyi tatil bana orası havası. Bir gün bir tereyağı vardı, bir de
satın alınan bir tereyağıdı. Böyle nedense, bilmiyorum yani bilerek koymadım, dışarıda kaldılar. Böyle bahçeye gittik çalışmaya. Sinekler ve hayvanlar o hazır tereyağına gelmedi yemek için. Ama organik, kendi tereyağımızı başladılar yemeye. Sonra araştırdım ki onlar da katkı malzemesi, hayvanlar daha iyi algılıyormuşlar. Doğrudur. O şey oldu onu. Doğrudur. Yani. Doğrudur. Şimdi ben de inanıyorum. Kendi buna. Tereyağımızın, hakiki tereyağı bir kere azalmıyor. Kesinlikle hı-hı. azalmıyor. Kokusundan belli oluyor. Bir de köpük. Köpük olur, köpük oluyor. Aynen öyle. Evet. İşte hakiki kesinlikle. Olduğunu bundan yani anlayabiliriz. Zaten şurada da köpük köpük oldu şu anda. Oh, buram buram tereyağı kokuyor. 10 numara yani. Süper. Evet. Şimdi biraz soğanlarım hafif pembeleştikten sonra etim zaten çok yumuşak dağıldı. Dağıldı bile. Yani 10 dakika bile haşlanmadı dağıldı. Evet. Gerçekten yani gerçek öyle. Yani bildiğim bir kasaptan, bildiğim bir yerden et aldım. Bu da önemli ama değil mi? Alacaksınız. Buyurun. Bu da önemli. Bildiğiniz yerden ve bildiğiniz eti almak. Bu defa yemeğinizi çok daha özgüvenle yapıyorsunuz. Ortaya ne çıkacağını iyi biliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Çünkü ürünü biliyorum. Mesela etin kaç dakikada haşlanacağını, kaç dakikada pişeceğini, fasulyenin kaç dakikada haşlanıp pişeceğini biliyorum. Örnek vereyim, bir bilmediğim bir fasulye olacak, başka bir fasulye. Saatlerce pişmiyor. Bir de bayat olursa hiç pişmiyor. Ama evet. Erzurum ismi fasulyesinde bayatlık vesairesi olmuyor. Kesinlikle. Zaten eve bir çuval alsanız bile bir tükettiğiniz zaman hepsini her akşam yemek istiyorsunuz. Öyle bir fasulye. Evet, gerçekten de kuru fasulye yani. Biz Türk insanı için çok önemli ve lezzetli tüketilebilen bir gıda. Protein değeri çok yüksek. Değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim Sema Hanım. Şimdi derler ki kuru fasulye gaz yapıyor. Gaz, aslında kuru fasulye gaz yapmıyor. Yapma aşamasında hata yaptığımız için. Şimdi ben bunu kaynatıyorum. Suyunu kesinlikle kullanmayacağız. Şu anda bu fasulyenin gazı suda. Süzeceğiz. Yeni bir suyla yapacağız bunu. Evet. O zaman gaz yapma olasılığı kesinlikle yok. Yok. Evet, evet. Ona inanıyorum ve şuna da çok fazla inanıyorum. Çömlekte pişmiş olan kuru fasulyenin de kesinlikle herhangi bir şekilde ne mide yanması ne gaz bunları yapmadığına inanıyorum. Aynen öyle. Yani kullandığımız şu anda tavalarımız olsun, işte malzeme, ekipmanlar da çok önemli olur. Evet. Bu şeyde yani aşamada. Evet, gerçekten de öyle. Şimdi dönelim mi yine Erzurum'un lezzetlerine? Patates sarmasını öğrendik. Tabii ki. Bir dahaki sefere onu yapacağız. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Başka neler var? Başka şu anda tam mevsimi kabak. Kabak. Çok şu anda mevsimi. İşte herkes kabak tatlısı biliyor. Ama değil. Sadece kabağın pirinçle de pilavı da olabiliyor. Reyhanlı ve baharatlı pilavı da olabiliyor. Bir de kabak boranisi var. Çok kolay. Aslında yani ben bugün gelip 10 dakikada bir yapabilirdim onu. O nasıl peki kabak boranisi? Çok güzel. Kabaklarımızı kabukla birlikte haşlıyoruz. Dilim, bütün olarak dilimliyoruz. Haşlıyoruz bunları. Haşlandıktan sonra kabaklarımızı kaşık yardımıyla sıyırıyoruz bir kaba. Sudan çıkartıyoruz. Bir süzüyoruz bunu. Suyu yine dilim halinde ama değil mi? Kaşıkla tabii ki, tabii. Böyle. Tabii kaşıkla kabukları hariç bunu bir kabımıza sıyırıyoruz. Sonra tamam. Süzme yoğurt. Kesinlikle bildiğimiz el yapımı süzme yoğurt. Evet. Farklı süzme yoğurt veya satın alınan süzme yoğurtlar ben kullanmayı tavsiye etmiyorum. Birkaç tane var. Marka vermek istemiyorum. Onların dışında her yoğurt olmuyor. Yoğurt da kabak hafif soğuyacak. Sıcak olursa yoğurdu ekşitiyor. Hafif ılık olduğu zaman yoğurdu karıştırıyoruz. Sonunda bizim Erzurum yöresine reyhan deniliyor, irahan deniliyor. İrahan karıştırıyoruz buna. Sonra tereyağıyla üzerine tereyağı döküp hafif de şeker vuruyoruz. Çok güzel lezzet oluyor. Ooo.
4 tane ürün saydım. Diyeceksiniz ki bu 4 tane üründen böyle lezzet çıkar mı? Çıkıyor. İnanın çıkar. Çok güzel yapıldığı zaman çok güzel lezzet oluyor. Çıkar. Deneyeceğim. Tam da kabağın zamanı. Aynen. Evet, deneyeceğim. Bunu gerçekten deneyeceğim. Evet, çok güzel kokular gelmeye başladı. Evet, tereyağı, et, soğan birleştiği zaman zaten inanılmaz. Hemen zaten Sema Hanım, hemen salça vurmuyoruz hemen. Çünkü acıtık ilk başta. Mesela şu anda bir yarım saat soğanla eti kavurduktan sonra veya etimiz pişkin iyiyse, benim dediğim et gibiyse bir 15-20 dakika sonra salçayı vuracağız. Çünkü salçayı da ilk hemen vurmaya başlarsıksa salçayı yakarız. Acı tat olur bu sefer. Acı bir tat verir değil mi? Evet. Acı Doğru. bir tat verir. Salçayı vurduktan sonra salçayla 10 veya 15 dakika karıştıracağız. Sonra suyunu vereceğiz. Evet. Suyla birlikte biraz kaynayacak. Sonra süzdüğümüz fasulyeyi ekleyeceğiz. Ve öyle kısık ateşte, aslında fırında güveçte olur. İkinci anekdot, fasulye kesinlikle piştikten 2 saat dinlenmesi lazım. Hah, şöyle bir halvelenmesi lazım. Aynen öyle. Aynen, çok güzel. Yani o kendine gelecek, yatışacak böyle fasulye. Evet. Benim diyecek burada. Evet. İşte böyle o zaman çatal falan değil efendim. Evet. Ekmeğimiz, kaşık elimizde, o suyuna böyle ekmeğimizi bandırıp kaşıkla şimdi da o fasulyeyi atacağız domates ağzımıza. Domates salçamız var, biber salçamız var. Domates salçasından biraz fazla vuracağım. Biber salçasından yarım vuracağım. Yarım kaşık, evet. Çünkü rengini attırmamak için şu anda domates salçamızdan bir kaşık. Evet. Biber salçamızdan yarım kaşık. Bir kavuracağız. Bir bakalım, belki tekrar domates salçamız isteyebilir. Evet. Bir rengine bir bakalım. Evet. Çünkü yarım kiloluk bir fasulyemiz vardı. İsmi fasulyesinin özelliği yarım kilo. Çok az geliyor ıslattığınız zaman. Çok az. İnanın ama bir 6-7 kişiye yetebiliyor fasulye. Çünkü evet. 1'e 3 oluyor fasulye. Evet. Gerçekten yani belki de öyle. Belki insanlar diyor ki ya pahalı ama değil aslında. Değil. Gerçekten değil. Evet, şu anda fasulyemize su vereceğim. Suyunu ilave edeceğim. Kaynar su vermem gerekiyor. Hafif hafif suyunu vereceğiz. Suyumuz çok soğuk da değil. Aşırı sıcak da değil. Of, rengi şu anda çok güzel. Bu arada fasulyemizi süzeceğim. Fasulyemizi süzüyorum. Anlattığım gibi asitli suyundan kurtulacak. İçindeki ufacık törpüleri, kabukları, onları alıyoruz. Süzülsün fasulyemiz bir kenarda. Ocağımızı kapattık. Bunun da kapağını kapatıp bir 10 dakika bekleyeceğiz. Evet, stüdyomuzda muazzam bir koku var. O kokunun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Milli yiyeceğimiz kuru fasulyenin kokusu, hem de İspir kuru fasulyesinin kokusu. Tabii ki şefimiz de gerçekten muazzam yaptı. Hiçbir şekilde tadına bakmadan bile nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz. Siz ne diyorsunuz şefim? Ben şu anda hiç şeye bakmadım yani ne değil. Sadece bildiğim gibi el ölçüsü derler, anne el ölçüsüyle yaptım. Evet. Ve anne tadında bir kuru fasulye yaptım. Ya zaten kokusu şu anda stüdyomuzu sardı. Buram buram. Çok güzel. Şu anda normalde kapattıktan sonra 2 saat Sema Hanım dinlendirmemiz lazım. Evet. Kuru fasulyemiz kendine gelecek, suyu kendine gelecek ama şu anda zamanımız ve
Evet. Bekleme zamanımız olmadığı için şu anda bir sunum yapacağım size. Bir bakacaksınız tadına. Bir bakalım. Şuraya bakar mısınız? Hadi bakalım bakalım. Of 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 of. İnanılmaz, inanılmaz. Evet. Şöyle bir karıştırıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Aman ya Rabbim. İşte bu. İşte bu. Bundan daha güzel bir kuru fasulye olabilir mi diyorum. Ellerinize sağlık diyoruz. Yüreğinize sağlık diyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Geldiğiniz stüdyomuza izleyicilerimizin ve bizim konuğumuz oldunuz. Şimdiden sonra da biz sizin konuğunuz olacağız. Bekleyin. Ve güzel, lezzetli, sağlıklı yiyecekleri birebir sizin elinizden tadacağız. Ben size teşekkür ederim. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun, ellerinize sağlık. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, gördüğünüz gibi Zirvedeki Restoranlar programında yine zirvedeki bir şefimiz Fatih Turan konuğunuz oldu, konuğumuz oldu. Muazzam bir kuru fasulye ile birlikte. Hoşçakalın.